Daha çok başarılı olabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyacınız yok. Konumuz bugün bu. Yani kendini yıpratmana gerek yok. O kitapları, bu kitapları okuyayım, şu kursa gideyim, şu seminere katılayım, şu üniversiteyi bitireyim diye bilgi depolayıp daha başarılı olacağını zannetme. Bunu kafandan çıkar. Bugün sana daha başarılı olabilmek için neye önem vermen gerekiyor? Neye dikkat etmen gerekiyor? Bu videoyu sonuna kadar izlersen onu anlatacağım. Değerli arkadaşlar, başarı nedir? Bir kere başarıyı tanımlayalım. Başarı nedir biliyor musunuz? Şu noktadan başladı. Hedefin şurada bak, hedefini görüyorsun. Bu hedefe giderken, yolculuk giderken böyle bu şekilde iyi hissediyorsun kendini, yükseliyorsun, iyi gidiyor, her şey çok iyi gidiyor. Sonra birden düşüyor. Başına bir sıkıntı geliyor, bir engel çıkıyor karşına. Ve bu engele rağmen tekrar başlıyor ve o tarafa doğru, yani hedefini görüyorsan, bak gözlüklerle öyle düşün, gözlüklerle şu hedefini görüyorsan ve o hedefe doğru ilerliyorsan her şeye rağmen pes etmeden, inişle çıkışla oraya doğru pes etmeden devam ediyorsan işte başarı o. Bu yolculuk başarıdır değerli arkadaşlar. Hedefe giden yolculuk insanı mutlu eder. Hedefin kendisi değil. Bakın, başarı hedefe ulaşmak değil. Hedefe giden yolculuk esnasında sebat göstermek, sabır göstermek, gayret göstermek ve hedefini sürekli gündemde tutmak. Yani gözlüklerin içerisinde, öyle bakış açısının içerisinde sürekli hedefini görmek. Anlatabiliyor muyum? Başarı bu. Yani bu esnada, bu yolculuk esnasında seni durduracak olanlar var. Engeller, önüne taş koyacak olanlar var. Takoz olacak insanlar olabilir veya önüne takozlar atacaklar. Sana engel koyacaklar, sana birçok şey söyleyecekler. Buna rağmen, düşmene rağmen devam ediyorsan, gayret gösteriyorsan, hedefini sürekli gündemde tutuyorsan, hani irade diyorlar ya ve istikrar, disiplin varsa işte buna başarı diyorlar değerli arkadaşlar. Tamam mı? Başarı diyorlar. Buna başarı diyorlar. Peki daha fazla başarılı olabilmek için senin bilgiye mi ihtiyacın var? Yoksa disipline mi ihtiyacın var? İradeye, istikrara, disipline, sebat etmeye mi ihtiyacın var? Tamam mı? Bunu kafana koy. Bilgi sana disiplin katmıyor. Bilgi, daha fazla bilgi, daha fazla öğrenme senin sebat etmeni sana kazandırmıyor. Senin neye ihtiyacın var? Senin kendine inanmaya ihtiyacın var. Özgüvene ihtiyacın var. Kafandaki kilitleri sökmeye ihtiyacın var. Senin engellerin kafanda. İşte o kafandaki engelleri kaldırman gerekiyor. En önemlisi o. Yani kafanda kilit var. Öyle düşün. Kafanda kilit var. Bu kilidi açman gerekiyor. Bu kilidi açmadan sen dünyanın en bilgili insanı olsan, en bilgili ordinarius profesör olsan, kafandaki kilit açılmadığı müddetçe sen başaramazsın. Hedefine varamazsın. Hani bazı insanlar var, çok bilgili görüyorsunuzdur. Çevrenizde vardır o insanlar. Bilgiçlik taslayan birçok insan var. Her konuda konuşuyor değil mi? Her konuda konuşuyor ama yakasını bitiyor. Kendine bile bakamıyor bu kişiler. Gündelik işlerini bile tamamlayamıyor bu insanlar. Dolayısıyla başarı bir işe başladığında sonuna kadar getirmektir. Bunu yapabilmek için de kafandaki kilitleri doğru anahtarla açmaktır. Anlatabiliyor muyum? Doğru anahtarla bunu açarsan o zaman bakış açısı, kafandaki kilitler açılıyor ve sen özgüvenle, disiplinle, istikrarla hedefini görüyorsun ve hedefe doğru sebat ederek inişli çıkışlı yolda yolculuk yaparken zaten mutlu oluyorsun. Huzur veriyor sana. Çünkü özgüvenin de artıyor. İnişin oluyor, çıkışın oluyor. Yine iniyorsun. Sonra burada yine başarıyorsun. Diyorsun ki ya bak ben bunu, tamam başıma bir sıkıntı geldi, düştüm ama bak tekrar yükseldim, başardım. Anlatabiliyor muyum? Ben tekrar ayağa kalktım diyerek inişli çıkışlı yol içerisinde özgüvenin artıyor ve hedefine ulaştığın zaman daha mutlu ve başarılı oluyorsun. Ve tabii bu da yetmeyecek. Sonra sen yine bir hedef koyacaksın. Sebatla, sabırla yaptığın bu yolculuk sana başarı getiriyor. Başarını arttırmak için kafandaki kilitleri doğru anahtarla aç. Bakış açını değiştir. Mindset, bu bakış açısıyla
özgüvenle hedefine, başarıya doğru ilerlersin. Bu yolculuk esnasında sen yukarıya çıkıyorsun, inişin oluyor, hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ama burada aslında kişisel gelişim yapıyorsun. Burada yol arıyorsun tekrar yukarıya çıkabilmek için. Burada tekrar hayal kırıklığına uğruyorsun, bir şey yaşıyorsun, bir sıkıntı yaşıyorsun, yine dibe iniyorsun, tamam mı? Yine burada diyorsun ki ya benim kendimi geliştirmem lazım. Tekrar yukarıya çıkıyorsun. Çünkü sen kendini geliştirirsen, kendine yatırım yaparsan, beyindeki kilitler açılıyor, tekrar yukarı çıkıyorsun. Yani bu yolculuk, inişli çıkışlı yolculuk esnasında hem özgüvenin artıyor, hem kendini geliştiriyorsun. Kasları geliştirmek gibi düşün. Vücut geliştiren insanlar kaslarını geliştirmek için inişli çıkışlı zorlanıyorlar, yük kaldırıyorlar. O yolculuk esnasında, yani o yükleri kaldırırken kasları gelişiyor. İşte sen de şunu bilmelisin. Başarıya ulaşmanın direkt böyle bir çizgisi yok. Yani sen direkt böyle başarıya ulaşamıyorsun. Başarı bize nasıl anlatıldı bu zamana kadar? Şöyle buradan hop diye bir düz yol var, öyle çıkacaksın. Öyle bir şey yok. Öyle bir yolculuk yok. Başarı ne? Düz çizgi değilmiş. Neymiş? İnişli çıkışlı yolculuk. Anlatabiliyor muyum? İşte biz burada size yardımcı oluyoruz. Tamam mı? Size tam bu esnada buradan aşağı indin. Biz sana nasıl tekrar yukarı çıkacağını gösteriyoruz. Yıllardan beri Almanya'dan tüm Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu şekilde yol gösteriyoruz. Hayal kırıklıklarını yaşamadan, sıkıntılar yaşamadan, yani acı kayıplar yaşamadan, elindekilerini kaybetmeden, pes etmeden, bak bazı insanlar var, bazıları pes ediyor, bırakıyor. Ve başarısız kalıyor. O şekilde ömrünü zayi ediyor, ilerlemiyor. Yapamam hocam diyor, ben yapamam. İnanıyor artık, ben yapamam, ben tavuğum diyor bir çeşit. Biz işte o esnada ona diyoruz ki bak kardeşim sen bunu yapmışsın zaten, buraya kadar gelmişsin, senin içinde yeteneğin var. Şuradaki kafandaki kilitlerin var, bu kafandaki kilitleri açalım doğru anahtarla, açıyoruz zaten Allah'ın izniyle. Sonra ona bir de yeteneklerini gösteriyoruz, kanatların var senin diyoruz, sen kartalsın, uçabilirsin, kanatların da var. Nasıl kanatlarını kullanacağını da gösteriyoruz sana. Sonra tekrar uçmaya başlıyor. Yani bir çeşit başarıya ulaşıyor. Tekrar burada bir iniş olduğu zaman yöntemi bildiği için hızlıca az kayıp yaşayarak veya hiç kayıp yaşamayarak hedefine ulaşıyor. Yani başarı başladığın zaman sonuna kadar gitmektir değerli arkadaşlar. O da neyle? Kafandaki kilitleri doğru anahtarla açarak ve içindeki yetenekleri kullanarak, kendini tanıyarak, yani başarıya ulaşabilirsin. Herkes başarıya ulaşabilir. Sadece bakış açısını değiştirmek için, mindsetini değiştirmek için ne yapması gerekiyor? Kafasındaki kilitleri açacak, yetenekleri kullanacak, gayret edecek ve bu şekilde hedefine ulaşacak. Başarıya programlarsan kendini, sen de başarabilirsin. Bizim işimizde çok basit dille anlatayım. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza ne yapıyoruz? Nasıl yardımcı oluyoruz? Kafasındaki kilitler var. Herkesin kafasında kilitler var. Çok kilitler var. Bu kilitleri açmayı öğretiyoruz. Doğru anahtarla. Bak en önemlisi bu. Kafadaki kilitleri açmak. Şimdi şurada kapı var. Kapı kapalı. Sen geçebilir misin öbür tarafa? Yani kapı kilitliyken geçebilir misin? Geçemezsin. Öbür tarafta da kapı var. Buradan da çıkamıyorsun. Kapalı bir kutunun içerisinde yıllarca ömrünü tüketiyorsun. O yüzden kafandaki kilitleri açman lazım. Biz onu gösteriyoruz. Kafandaki kilitleri nasıl açarsın? Başka? Ha bir de kanatların var senin. Sen kartalsın. Senin yeteneklerin var ama sen hiç uçmadın, hiç kullanmadın. Tavuk gibi düşün. Sen tavuk gibi yürüyorsun. Ama sen aslında uçabilirsin. Ben sana ne yapıyorum bir de? Kilitlerin bunlar, engeller bunlar. Bunlar da senin kanatların. Sen kanatlarını kullanıp istediğin yere çok hızlı varabilirsin. Yeteneklerini kullanabilirsin diye gösteriyorum. Ondan sonra bu acıyı çekmeden, hayal kırıkları yaşamadan, elindekilerini kaybetmeden daha hızlı bir şekilde arzuladığı hedefe kişi ulaşabiliyor. Herkes yapabilir, herkes başarabilir. Herkes başarısını daha da fazlalaştırabilir değerli arkadaşlar. Biz buna şahit olduk. Çok şahit olduk. Siz de başarabilirsiniz. Eğer sen de bu konuda bizim sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.